Ve karavanlara biraz giydirmiş. Diyor ki işte kaldırımları işgal ediyorlar, buna bir çözüm bulunması lazım falan. Şimdi telefonum çaldı. İlçe emniyetten arıyoruz sizi diye. Burası hemen karavanımın önündeki deniz arkadaşlar. Ha yok, ben gideceğim kop kop partileyeceğim falan diyorsanız o zaman burası sizin yeriniz değil. Burada barmenimiz var. Selam. Merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba. Bak danslı şovlu her şey var. Yazma ben. Beyaz yaka klişesiyim. Kurumsal hayatı bırakıp güneyde bir kasabada kendime iş açtım. Hediyesini giyiyor şu anda. Bak bak bak, hareketlere bak. Giyemiyor. Evet, giyemiyor şu anda. Giyecek, olacak. Giyecek, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Giderek bronzlaşıyorum ve kararıyorum. Evet, doğrudur. Zaten güneşi emiyorum, yani öyle bir yapım var. 2 dakika durayım güneşte, böyle kapkara oluyorum. Neredeyim? Nasıl girdik ya muhabbete? Neyse, hani rengimden dolayı şaşırdıysanız diye öyle bir açıklama yapmak istedim. Ben hala Kaş'tayım. Bir süre daha buralarda olacağım gibi gözüküyor. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlarken de birkaç böyle bilgi vermek istiyorum size. Neler yaşıyorum, ne oluyor, neden buradayım, ne kadar daha kalacağım falan. Hem kendimle ilgili hem de burada karavanla ilgili yaşadığım sorunlarla ilgili biraz bunlardan bahsedeceğim. Önce bir manzarama mı baksak neredeyim diye ya. Göstersem mi göstermesem mi çok kararsızım bu konuda. Yani konum paylaşmıyorum çünkü ne zaman konumu söylesem bir karavan yığılması oluyor ya da denk geliyor, bilmiyorum. Ve sonra ben orada tutunamamaya başlıyorum. Yani polis, jandarma bir şey geliyor anlamında. Neyse, ucundan az bir böyle ucundan az bir manzaramı göstereceğim yine ya. Dın 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 dın. Şöyle az yapayım, şöyle yapayım, hop kapatayım. Güzel bir yerdeyim. Ama tabii buraya gelmem biraz sancılı oldu. Onlardan bahsedelim, hadi konuşalım. Ben bir yandan hazırlayayım. Evet, önce çayımızı bir koyalım. Şu arkadaki perdeleri kapatıyorum. Normalde tabii ki ben böyle oturmuyorum içerisi, böyle kasvetli kasvetli. Önceden de söylediğim gibi benim için cam olayı kritik. Yani her yeri 360 derece görmek. Güneş olmadığı sürece o perdeler ya da gece olmadığı sürece kapanmıyor. Ama şu anda çekim yaptığım için arkadan ışık yansıma yapıyor. Karanlıkta kalıyorum çok. O yüzden böyle. Şimdi arkadaşlar, ben bir önceki videomda size nerede kaldığımı göstermiştim, biliyorsunuz. Gayet keyifli bir şekilde kalıyordum. Yani yerimden çok memnundum falan. Fakat geçen gün Instagram üzerinden Kaş'ta yaşayan, Kaş'la ilgili işte haberler vesaire paylaşımlar yapan bir hesap, benim o kaldığım ve başka karavanların da aynı şekilde, yani hep beraber kaldığımız bölgenin videosunu çekmiş ve paylaşmış. Karavan sorunsalı başlıklı ve karavanlara biraz giydirmiş. Diyor ki işte kaldırımları işgal ediyorlar, buna bir çözüm bulunması lazım falan. Bir tane de fotoğraf koymuş kaldırım işgali diye. Yani kaldırımda hiçbir şey yok. Gayet açık. Karavanlar üstüruklu bir şekilde park etmiş. Normal arabalar gibi falan. Bu arada bahsettiğim yerde 200 araba falan vardır. Yani böyle biraz daha ben uzağında duruyorum. Ama böyle daha aşağıya doğru devam ettikçe, çünkü halk plajı var orada ileride. İnsanlar binek araçlarıyla gelmişler. Arabalarını park etmişler. Halk plajında takılıyorlar. Ama sorunu araçların yolu işgali olarak değil, karavanların yolu işgali olarak paylaştığı için ben sinirlendim. Çünkü bunu böyle gördüm, aradan böyle bir yarım saat geçti geçmedi telefonum çaldı. İlçe emniyetten arıyoruz sizi diye. Karavanınızı çekin oradan. Çekmezseniz cezai işlem uygulanacak. Ya tamam geliyorum falan deyip, karavanda da değildim o sırada. Gittim karavanı çekmek için, polis arkadaşlar da oradalar. Oldukça kibar, şeker insanlar. Yani onlar da, ya kusura bakmayın, evet haklısınız ama işte şikayet var. O yüzden aracınızı çekmeniz gerekiyor dediler ve bütün karavanlar çıkmış ben gidene kadar zaten. Ben de ters düşmek istemedim. Yani kibar da davranınca peki dedim. Ama o kadar saçma bir durum var ki, herkes kalabilirken orada sadece karavanların çekilmesi çok saçma. Şimdi ben bunun üzerine herkes çeksin o zaman demek de istemedim orada. Çünkü bir yandan insanlar da orada halk plajına, ya zaten hayat uçmuş gitmiş. Yani gidip beach'e para mı verip girsin insanlar? Halk plajına ücretsiz gidiyor. Oraya gitmek için de yürüyerek bu sıcakta gidemeyeceğine göre araçlarıyla gitmişler insanlar. Park etmişler ve denize giriyorlar. Otopark falan yok çevrede. Bütün araçlar kalksın deyince o insanlar da park edemeyecek falan. Neyse, ortalığı çok bulandırmayalım diyerek ben çıktım.
Dedim hani karavanı koyacak yer yok ki burada. Yani olan yerler uçuk fiyat istiyor. Kaldı ki zaten izdiham oluyor her yer. Ben öyle bir yere gitmek istemiyorum. Dediğim gibi yer bile olmayabilir. Yer gösterin bana dedim. Bir yer gösterdiler ki zaten ben orayı bir gün öncesinde keşfetmiştim. Karavanımı çekeyim çok güzel bir yer diye. Şu an bulunduğum yer. Geldim buraya aracımla. Bilmiyorum buradan da beni çıkartırlar mı? Polisle birkaç bir şey konuştuk. Yani böyle şimdi her şeyi detaylıca konuşmayacağım burada. Ama şunu söyleyebilirim. Onların bir derdi yok. Genel olarak birileri şikayet edince çıkartılmak zorunda bırakıyorsun. Ha, inat edip çıkmayacağım ben diyebilirsin. Sana ceza kesme hakkı da yok. Herkese kesmek zorunda. İşte yani benim başım yandı, başkalarının da başı yansın. O muhabbetlere girmek istemiyorum. Özetle ben her türlü kendime yer bulurum arkadaşlar. Şu anda olduğum yer bir öncekinden de güzel. Memleket güzel, her yeri cennet. Böyle bir sohbet edeyim mi? Kahvaltı hazırlamayayım olur mu? Muhabbete daldım. Öyle. Yani buralara gelirseniz ne yapacağız ne edeceğiz derseniz durum bu. Yani bir yerde uzun süre kalmanıza izin verilmiyor. Belli aralıklarla yer değiştireceksiniz. O yer değiştir, yani kaldığınız sürede de polis denk gelirse de çıkmanız gerekiyor. Bir şey yapamıyorsunuz. Ben tabii çok hareket etmek istemiyorum. Çünkü Kaş'ta bulunma sebebim var benim. Buraya gelme sebebim açıkçası şuydu. Ben şimdi kışa tekrar Güney Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. O yüzden de zaten Güney Amerika'da acayip yorucu bir seyahat yaptım. Artı işte para harcadım falan. Dedim ki bu yazı ben bir zaten karavanla koy koy gezdim yani artık 3. senem. Öyle bir iştahım yok. Daha ziyade bir yerde sabit durmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum yani sabit durayım. Ama sabit durduğum yerde de polisti, jandarmaydı bunlarla uğraşmayayım. Çünkü sürekli hareket edemem. Motoru indir bindir yapamam yani. O çok zor bir iş. Dün de bir arkadaşım zaten sağ olsun bana yardımcı oldu. Yani beni motoruyla bıraktı. Ben karavanı getirdim. Sonra beni geri motoruma bıraktı falan. Böyle dertler oluyor. Yani ben bunlarla uğraşmayayım. Sabit bir yere çekeyim istiyordum. Kaş'a geldim bir yer bulurum diye. Burada sağ olsun bir sürü arkadaş da bana yer önerdiler. Başka yerler var yani alternatiflerim. Gidip çekip kimsenin bana dokunmayacağı. Ama bir süre burada duracağım. Bir sıkıntı olana kadar. Buraya gelme sebebim bir evet böyle sabit bir yerde kalmaktı. İkincisi de kahvaltıyı hazırlayamıyorum. Sebebi de kamerayı koyduğum yerde lavabo var. Domatesi yıkayamıyorum. O zaman kamerayı oynatmam gerek falan. Bir sürü iş bu işler. Masamı açayım orada ben. Kaş'a gelmemin bir diğer sebebi de dediğim gibi Güney Amerika'ya gideceğim için biraz para kazanmak. Burada çalışmaya başladım arkadaşlar. Yani 2 ay kadar Kaş'ta çalışacağım. Biraz birikim yapacağım. Hem de işte çok para harcamamış olacağım yani. Çünkü gezerken ister istemez benzin parası o bu bir sürü para gidiyor. O yüzden buralardayım. Şimdi bu masamı da açmayı görmüş olalım birlikte. Efendim burası hem bir uzanma köşesi. Böyle uzanıyorsun. Hem de burada bir masam var. Böyle karşılıklı oturup yemelik bir alan. Şimdi masamızı kaldırıyoruz. Sonra bunu buraya takıyoruz. Evet. Bir de size çekim yapacağım diye kapıyı falan kapadım, perdeleri kapadım. Arkadan esinti gitti. Normalde yaz olmasına rağmen ve çok hani havanın sıcak olmasına rağmen karşılıklı camları açınca içeride hiç bunalmıyorum. Gece kapılar kapalı uyuyorum. Yani camı açıyorum sadece. Gayet yeterli geliyor. Çünkü genelde deniz kenarındayım ve esinti var. Evet, zeytin koyalım. Şimdi bu arada başka neler oluyor? Biraz açı değiştirmem gerekecek. Şimdi ben sürekli bir hareket halinde olduğum için 5 senedir. Yani böyle uzun süreli bir yerde hiç kalmıyordum. Bunun da tadı ayrı güzelmiş. Neden derseniz çok fazla insanla tanışmaya başladım. Bunu da özlemişim. Yani yolda tanışıyorum tabii ki bir sürü insanla ama yani 2-3 gün içinde geçip gidiyorum o bulunduğum yerden. O yüzden de çok fazla vakit geçiremiyorsun insanlarla. Burada şu anda bir sürü çevre edinmeye başladım. Yani herkes de çok şeker gerçekten. Herkes böyle hani bir şeye ihtiyacım varsa falan diye hani takip eden arkadaşlardan bahsediyorum. Bu şekilde yaklaşan. Artı zaten aynı bölgede olduğum için onun arkadaşı, onun arkadaşı falan derken bayağı güzel bir ortamım oldu. Bundan dolayı da çok keyfim yerinde. Dün mesela gece dalışına giden bir tekne işte arkadaşlar gidiyorlardı.
Ben dalış yapmıyorum. Bir kere deneme scuba daldım. Gece dalışına gidiyorlardı. Biz de gece onlarla gittik mesela. İşte denizde yüzdük falan. Bir de ay da yoktu böyle. Hilaldi. O yüzden çok karanlıktı. Planktonlar çok güzeldi. Ondan sonucuma ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar. Bu tabak dün hazırlamıştım bunun içini. İçinde biraz kalmıştı. Aynı tabağı yıkamadan devam ediyoruz. Neden? Neden yıkayayım? Değil mi? Çünkü su falan işte uzun süre gitsin. Karavanı yeniden oynatmak zorunda kalmayayım diye. Bölgede çeşme buldum. Biraz böyle kaşın dışına çıkarken. Yani buradan ne kadar diyeyim? 20 dakika mesafede belki karavan süresinde diyorum. Belki o kadar bile yoktur ya. 15 dakika falan diyeyim. Çeşme var. Oradan suyumu dolduruyorum. Halk plajının oradayken halk plajının tuvalet ve duşunu kullanıyordum. Hani motora atlıyordum. Motorla 1 dakika bile sürmüyordu zaten. Orayı kullanıyordum. Çok rahat oluyordu. Şu anda bulunduğum bölgede de yakınlarda tesisler var. Bakacağım yani hani kullanabilirsem yine oraları kullanacağım. Böylece işte yok tuvaleti boşalttın, suyunu depo alt, işte kirli su deponu boşalttın, öyle dertlerin kalmıyor. Bu akşam da bir arkadaşımın, yine burada tanıştığım, doğum günüymüş. Doğum gün partisi var bir beach'te, bir sahilde. Belki ona gideceğim, bilmiyorum, henüz karar vermedim. Yani başka işlerim de olabilir diye. Gibi hayat bana güzel şu ara. Hayat bana şu ara, yani genel olarak zaten güzel davranıyor da şu arada çok keyfim yerinde. Bunların dışında sosyal medya çok şükür hızlandı, çok iyi gidiyor. Yani Instagram'ım da hızlandı. Böyle Reels çekmelere falan başladım çünkü bir şekilde o algoritma onu istiyor yani. Artı YouTube'um çok hızlandı. Çok teşekkür ederim. Bir de böyle yorumlar yazıyorsunuz, bir sürü falan böyle işte abone oluyorsunuz, destekliyorsunuz. O kadar değerli ki. Aylık kazancım ciddi arttı. Bununla ilgili de bilgi vereceğim. Yani önceki aylara göre ilk defa bu ay güzel para kazanacağım gibi gözüküyor. YouTube'dan son videolarım çok iyi izlendi çünkü. Meğer siz karavan istiyormuşsunuz. Ben Güney Amerikalarda sürünürken sizin hoşunuza gitmiyormuş yani. Ya da YouTube göstermiyormuş benim videolarımı. Şu anda bir patlama yaşıyorum. O yüzden para biriktirebiliyorum yani. Hem çalışıyorum hem de bu sosyal medyadan gelen parayla kışa çılgın bir tur yapacağız birlikte. Yani hayat bu, belli olmaz benim sağım solum. Bir şey çok hoşuma gider, gitmeme kararı da alabilirim yani, o da olabilir. Ama niyetim gitmek. Gitmek dediğim, bundan sonraki hayatımda ne yapmak istiyorumla ilgili onu da söyleyeyim. Yani ben artık kışları dünyanın bir bölgesine gidip 6-7 ay kalıp gezip sonra geri kalanında Türkiye'de ailem, arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Sonra tekrar bir sonraki sene yine aynı şekilde dünyanın bir yerine gidip şeklinde bütün dünyayı hatmetmek istiyorum olabilirse. Oralara gittiğimde de maddi durumuma göre işte eğer sosyal medya iyi giderse onun geliriyle zaten gezerim. Olmadı yetmezse o gönüllü çalışarak ya da yol üstünde bir yerlerde çalışarak falan. Onun yolu kolay yani, artık bana kolay geliyor çünkü tecrübe ettim. Evet, çayımız demlensin. Şu an çay kaynadığı için içerisi bir tatlı sıcak oldu, bir tatlı sıcak. Yani böyle kapılar da kapalı, hamam etkisi. Sonra ama su şuradan yani 40 saniyemi falan alır girmek. Pırıl cam bir su. Onun da videosunu çekeriz. Bir şey daha söyleyeceğim. Bazen böyle arkadaşlardan yorumlar geliyor işte, hani git insanlarla konuş, şey yap, onları da çek falan gibi. Ben tabii çok fazla böyle yalnız takıldığım için, ki şu anda daha çok sosyal takılıyorum yalnız takılmaktan ziyade. Ama sosyal takılmak dediğimde arkadaşlarla sohbet halindeyken böyle videolar, ya yapamıyorum o işleri ben ya. O anda böyle insanlarla konuşurken kameraları ağzına dayamayı sevmiyorum bir şekilde. Ama görmek isteyenler de var. Belki bugün bir deneme yaparız. Yani gittiğim ortamda en azından müsait olursa çekimi alırım, yaparım. En azından nasıl geçiriyorum vaktimi onu görürsünüz. Karavanda yalnız sıkılmıyor musun diye çok soruyordunuz. İşte yalnızlığım benim bu kadar. Yani özellikle şu anda evet, yalnız olmak çok fazla istemiyorum. Böyle şöyle oluyor, birkaç gün kendime vakit ayırıyorum, çıkmıyorum bir yere. Sonra bir sürü arkadaşlarım var ya da işte gün içinde böyle bir iki saat çıkıyorum, birileriyle sosyalleşiyorum. Yani karavanda yalnızsın diye bütün aylarını yalnız geçirmiyorsun. Gittiğin yerde zaten bir sürü insanla tanışıyorsun.
ama alanım benim alanım. Yani dönüp ben bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğimde kendi alanıma çekiliyorum. Ki bu benim çok ihtiyaç duyduğum bir şey. Peynirimize kaldım. Yumurta yapsam mı bu sıcakta? Yapayım, ben açım ya. Ben bir yumurta yapayım. Bunu çıkarttım mı ben yumurtayı? Çıkarmışım. Tereyağı. Evet. Hazırız. Evet, biraz gezindikten sonra, merkeze gittikten sonra, arkadaşlarımı gördükten sonra tekrar karavana döndüm. Yandım. Çok sıcak merkez. Şimdi hemen suya atlayacağım. Bir akşam suyu yapacağım. Belki gece de girerim. Kim bilir? Şimdi sırada doğum günü var. Doğum gününe gidiyoruz. Arkadaşımı bekliyorum. Biraz bakalım. Bir ufak partilemece. Doğum günü kızımız hediyesini giyiyor şu anda. Bak bak bak, hareketlere bak. Giyemiyor, evet, giyemiyor şu anda. Giyecek, olacak. Giydi. Ya çok iyi. Bravo. Kimonomuz La La Luba'da kaçtı. Diyoruz. Yasemin diyoruz ki kimono. Kimonomuz La La Luba kaş. Evet. Tasarımcımız. Nerede bir daha alalım? La La Luba kaş. Evet. Evet. Murat Kumar Hirarchis. Murat Kumar Hirarchis. Aynı dükkandayız falan, evet, ya. Evet. Öyle bir saç kesiyormuş ki Murat. Ben de kestireceğim. Çok yakıştı. Aynen. Yakılıyorsun. Dik duracaksın, düşmeyeceksin orada. Yalnız ne geceydi be. Çok eğlendik. Vallahi harikaydı. Masanın üstünde bitti olay tabii, yani orada bitti. Şimdi arkadaşlar tabii ki ertesi güne gayet dinç uyandık. Her şey yolunda. Bir sıkıntımız yok. Şimdi sırada ne var? Bir yine arkadaşlarımdan birinin bir çok güzel bir işletmesi var burada. Oraya götüreceğim sizi. Ben her gün oradayım zira. Çok seviyorum. Çok keyifli bir yer. Önce bir denize bakalım, sonra gelin oraya bir gidelim. Bakalım siz de sevecek misiniz? Burası hemen karavanın önündeki deniz arkadaşlar. Daha fazla detay vermeyeceğim. Şimdi merkeze gidiyoruz. Pişmiş. Ve geldim. Nereye geldim? Ay, bir çıkayım, çok sıkışık. Leymona Beach Club arkadaşlar. Bir girelim içeriye bakalım da neden burayı sevdiğimi bir anlayın. Evet. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ben şöyle geçiyorum. Tabii ki. Tamam, geldi. Teşekkürler. Şöyle devam edelim. Bir denize bakalım. Deniz efsane. Şimdi buranın en güzel yanı, bangır bangır müzik yok arkadaşlar. Tam bir chill. Hadi aşağıdan da çekeyim, hadi. Yukarıdan öyle. Hızlı çekim olmasın. Suyun rengini daha net görelim. Bakın, farkındaysanız mekanda müzik sesi cüzi miktarda var. Ha yok, ben gideceğim kop kop partileyeceğim falan diyorsanız o zaman burası sizin yeriniz değil. Bana bir bakalım. Kaçma 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 kaçma.
Kamerayı gören kaçıyor. Evet, burada barmenimiz var. Selam. Ne yapıyorsun? Pina colada. Pina colada. Buraya gelip böyle her türlü içkiyi söyleyebiliyor muyuz? Evet. Her şey çıkıyor yani. Her şey çıkıyor. Şahane. Böyle bakayım nasıl hazırlıyorsun pina coladayı. Bak, danslı şovlu, her şey var. Ne koyduk? Bu meslek sırrı değil, değil mi? Paylaşabilirsin. Tamam. Ne koyduk? Malibu. Evet. Rom. Rom. Süt, ananas suyu. Süt ve ananas suyu. Ve bolca buz. Yep. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, şimdi Zühre ile tanıştıracağım sizi. Bak bak, rengarenk gelmiş buraya. Hoş geldin. Zühreciğim, nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şöyle oturayım mı? Lütfen. Ay. Evet, Zühre de mekanı, bu güzel mekanı işleten arkadaşımız. Kendisi böyle rengarenk, çok tatlış bir insan. Ve ojelerini gösterebilir miyim Zühre? Yazma ben. Yazma sen. Ne yapıyorsun sen şimdi, bize bir anlatsana, kaç senedir Kaş'tasın, ne kadardır burayı işletiyorsun, nasıl gidiyor işler? Ben bir beyaz yaka klişesiyim. Kurumsal hayatı bırakıp güneyde bir kasabada kendime iş açtım. Bir 10 yıldır Kaş'ta yaşıyorum. Yaklaşık bir 5 yıldır da Leymona'yı işletiyorum. Bir plaj, bar ve restoranımız var burada. Kaçta açıp kaçta kapıyorsunuz? 9.30'da açıyoruz. 9'a kadar buradayız. Günü batırıp öyle ayrılıyoruz. Oh, mis gibi. Ben yemeklerinizden yedim birkaç sefer geldiğimde. İnanılmaz lezzetli. Süper. Ne yedim? Burger yedim. Vegan burger yedim. Bir kere de Mexican burger yedim. İkisi de enfesti. Başka bir şey henüz yeme fırsatım. Onda da daha kaç gündür buradayım zaten. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ya bu arada mekanla ilgili şeyi çok seviyorum. Az önce söyledim ama hiç bangır bangır bir durum yok. Böyle gayet chill bir mekan. Yumuşak yumuşak müzikler. Daha sakin, daha birbirimizle muhabbet edebileceğimiz, kitabımızı okuyabileceğimiz, cırcır böceklerini ve denizin dalgasını da duyabileceğimiz bir yer olsun istedik limon ağaçlarının altında. Sanki oldu da. Oldu, oldu. Ben buraya çalışmaya geldiğime göre olmuş yani, olmuş. Çok teşekkür ederiz Zühre'ciğim. Rica ederim canım benim. Çok sağ olasın. Ben buraya sık sık gelince Zühre ile de tanıştık tabii. Buraya gelip video editliyorum malumunuz. Çalışıyorum yani, boş durmuyoruz. O yüzden gelirseniz, yolunuz düşerse muhakkak gelin uğrayın Leymona'ya ve Zühre'ye de bir selam söyleyin, olur mu? Hadi biz devam edeceğiz şimdi, biraz sohbetleşelim. Bakın burada kim var? Latte. Bu minik güzel İzmir otobanında bulunmuş, biliyor musunuz? Sonra Zühre almış onu, getirmiş buraya, bir güzel ilgileniyor, bakıyor ona. Ay bir de geldi. Bu da Şubat. Şubat. Şubat'ın kulakları duymuyor. Onu da ormanda bulup getirmiş Zühre. Şöyle sizi geniş açalım. Ne yapıyorsunuz? Kulakları duymadığı için çağırmak için böyle önüne çıkıp abuk sabuk hareketler yapman gerekiyor. Çünkü sesini duyup gelemiyor yavrum. Ay. Leymona'dan ayrıldım. Şimdi karavanıma geldim arkadaşlar. Birazdan yine çıkacağım ama nereye çıkıyorum? Takipçilerimden bir tanesi, bir arkadaşımız sağ olsun beni yelken turuna davet etti. Evet, yelkenlisiyle açılacakmış. Dedi ki katılmak ister misin? Yahu bana sorulacak soru mu bu? Atlayarak böyle tabii ki geliyorum dedim. Birkaç arkadaş birlikte işte açılacağız birazdan Kaş'ın sularına, gün batımı için. Çok keyifli geçeceğine eminim. Ama bu bir sonraki videoda olacak. Neden? Çünkü çok uzadı. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın, olur mu? Eşinizle, dostunuzla paylaşın böyle. Yardırın yani. Herkese gönderin. Bildirimleri de açın ki videolarımdan haberiniz olsun ben yüklediğimde. Hepinizi öpüyorum. İyi bakın kendinize. Bye bye.